Kocaeli gündeminden merhaba. İhsaniye Barajı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Büyükak'ın Avcıdere ve Ballıkayalar barajlarının Kocaeli'nin su ihtiyacının önemli ölçüde karşıladığını, projenin devreye alınmasıyla birlikte de 2040 yılına kadar Kocaeli'nin su ihtiyacının giderileceğini vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirecek olan Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Büyükak'ın kent genelinde trafikte oluşan kilitleri teker teker açtıklarını söyledi. Büyükşehir'in Darıca Osman Gazi Köprüsü'nün yükünü azaltmak için inşa ettiği köprü ikileme ve bağlantı yollarında çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Proje kapsamında inşa edilen ikinci köprünün 8 ayağından 4'ünün inşası tamamlandı. Gebze Millet Bahçesi içerisinde 6.751 metrekare inşaat alanına sahip Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi yoğun çalışmalarla hızla yükseliyor. Yıl sonunda kaba inşaatı tamamlanacak yaşam merkezinde büyükşehir ekipleri çatı imalatını gerçekleştiriyor. Yuvacık Barajı'na ulaşımın sağlandığı Başiskele Hocaahmet Yesevi Caddesi'nde üst yapı çalışmaları tamamlandı. 2,5 kilometre uzunluktaki cadde 2 giriş 2 de geliş olmak üzere 4 şeride çıkarıldı. Proje kapsamında cadde 2 kavşak düzenlemesi, dere ıslahı ve aydınlatma çalışmalarıyla baştan aşağı yenilendi. Gölcük Yeni Terminal binasında çalışmalar hızla devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımında rahatlık ve konfor sağlayacak olan yeni terminal binasında 13 peron bulunacak. Kocaeli'nin doğal sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtan Büyükşehir Belediyesi, adrenalin dolu 40. Kocaeli Rallisi'ne ev sahipliği yaptı. Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayak yarışı olan Kocaeli Rallisi, 3 gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. Haftaya görüşmek üzere.